Merhabalar. Bugün telefonumu yenileteceğim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Belki ihtiyacı olan vardır ya da böyle bir şey düşünen vardır. Tecrübe olsun diye daha önce böyle bir şey yaptırmamıştım. İlk defa yaptıracağım. Bakalım ben de sonucu çok merak ediyorum. Öncelikle telefonum Galaxy S20. Bakın şu kısım şurası kırıldı. Bisikletten düştü, kırıldı. Sonra burası kırıldıktan sonra daha detaylı gösteririm. Kırıldıktan sonra çok ısınmaya başladı. Büyük ihtimal bataryasında sorun var. Hem de şarjı çok çabuk bitmeye başladı. Biraz araştırdım neler yapabilirim vesaire diye. Çok memnunum telefonumdan. Çok seviyorum. Rengini falan da bayağı aramıştım. Böyle güneşte falan işte renk değiştiriyor. Tabii ki böyle dandik bir şey olsun istemiyorum. Profesyonel bir şey olsun istediğim için yani ne olacak? Batarya değişecek, kapak değişecek ve şu gördüğünüz kamera kapağı değişecek. Hepsi orijinal olsun istiyorum. O yüzden Kadıköy'de bir firma ile görüştüm. Şimdi orayı da göstereceğim size. Bir şey daha, telefonumun bataryasının değişmesini nereden anladın diyeceksin. Tamam, batarya çabuk bitiyor, ısınıyor ama bakın bir de diğer Android telefonlarda var mı bilmiyorum da Apple'da var, Samsung'da da var. Bakın şimdi telefonu tanılamadan nerede sorun olduğunu gösteriyor. Şimdi onu göstereceğim size. Ayarlara giriyoruz. Şurada pil ve cihaz bakımı. Şurada tanılama var. Yani siz de sorun yaşıyorsanız buraya bakabilirsiniz. Burada telefon tanılaması diyor. Burada işte bütün sensörleri falan, kameraları, İşte ekran dokunmatiğini falan hepsini kontrol ediyor. Ben sadece pile bakmak istiyorum. Bakın tekrar test et diyelim. Bakın işlem gerekli diyor. Pil yaşamı zayıf. Yani bataryanın kesinlikle değişmesi lazım. Nereye gideceğim? Kadıköy'de bir yer dedim. Neye göre karar verdin derseniz, şimdi biraz araştırma yaptım. Onu da göstereceğim size. Sonra birlikte Kadıköy'e gideceğiz. Telefonumu yaptıracağız. Şimdi firmamızın adı bu, GSM İletişim. Daha önce Galaxy S20, ya birçok cihaz tamir ediyorlar da garanti veriyorlar. Sonrasında İzmir'e de şube açmışlar. YouTube kanallarına baktım. Bakın 706 bin takipçi var, abonesi var. Yani YouTube'da birinin 100 bin abonesi varsa kesinlikle güvenmeniz lazım ona. Bu videoyu da izledim. Gayet güzel. Benim telefon gibi bu da. Aynı model. İşte değiştiriyorlar. Buradan da ikna oldum. Sonrasında buradan konumdan bakın 4000'e yakın yorum var. Genelde hepsi 5 yıldız. Şimdi yer olarak nerede? Şurada Söğütlü Çeşme, Marmaray'dan, şurada Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden daha önce bisikletle geçmiştim burada. Tam burası. Şimdi şu dayıyı bir atalım buraya. Şöyle. Evet, tam burası. Biraz yaklaşalım, biraz daha. Evet, yarın buraya gideceğim. Size detaylı tecrübelerimi anlatacağım. Yani artık memnun kalır mıyım, kalmaz mıyım bilmiyorum. Kalırsam da tabii ki sizinle paylaşacağım. Kalmazsam da yine aynı şekilde firmaya da söyledim video çekeceğimi. Hem olumsuz yorumlarımı yazacağım, hem de videoda anlatacağım. Yani hem benim için hem de sizin için tecrübe olsun. Evet, şimdi Kadıköy'e ışınlanıyoruz. Evet, toplu taşıma özürlüsü ben. Önce otobüsle Gebze'ye geçtim. Oradan da nereye? Marmaray'la Kadıköy'e. İlk ben kaybolmadıysam herkes gelir. Ha, buldum. Yani Google haritalardan görmüştük zaten. Hemen yakaladım. Bakın şurada karşıda. Güzel. Kolay oldu. İstanbul'a ne zaman gelsem böyle köyden inmiş şehre filmi gibi oluyor. Ha, bisikletle çok sorun olmuyor da böyle toplu taşımayla falan gelince çok korkuyorum, böyle Şaban'ın filmindeki gibi. Dolandırılır mıyım diye. Evet, geldik şurası. Yanında dilimci de varmış.
devam ediyor. Merhaba, kolay gelsin. Dün aramıştım Esir'imi, Kerim Koçak. Düz Esir'imi mi? Nasıl? Düz Esir'imi mi? Evet. Ne işlem yapacağız? Kapak değişecek. Çözecek misiniz? Tamam, bir çözelim. Kapak, batarya, bir de şu arka... Kamerada. Evet. Şöyle diyelim, şeker kullanıyor musun? Kullanmıyorum, eyvallah. Şimdi tamam, şöyle tamam. Yapalım. Sağ olasın. İsim soyisim alabilir miyim? Kerim Koçak. Ben aslında dün aradım ama randevu almıştım. Telefon numaranı? 5. Şimdi telefonu verdim. 2 saat sonra gel dediler. Şurada bir dürümcü var. Bari şurada dürüm yiyeyim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. Sizin hasta burada. Tamam. Abi batarya değişimi değil mi? Arka bak. Evet. Orijinal değil mi? Aynen evet. Parçaların da burada. Çok güzel. Ya aslında sizi görmüşken bir soru sormak istiyorum. Bu eskisi mi? Hayır, o yenisi. Ha, daha takmadınız mı da? Yok, çıkartmadım. Hmm. Çok ha, başlayacaksınız ha. Tamam, başlıyoruz. Tamam. Tamam, tamam. Ya bu batarya acaba yere düştüğü için mi bozuldu yoksa başka şarj aletiyle falan alakası çok olabilir çok mi? Çok mu bitiyor bataryamız? Şeyde de hata veriyor ya. Ne denir? Şarjda. Tanılamada hata veriyor. Pilin değişmesi çok lazım falan diyor. Canlı canlı görelim. Abi çay soda ne içersiniz? Çay alabilir. YouTube'daki videoları şimdi canlı izliyorum, güzel. Teşekkürler. Şekerleri ha, neyse önemli değil. Nafileksine batarımız burada. Komple. Evet. Var mı görünürde bir şey? Daha görünürde bir şu anda yok. Yok. Düştükten sonra oldu ya. Şimdi işin aslı ben... Düştükten sonra genelde olmuyor ama. Olmuyor mu? Ya şöyle bende bundan önce ne vardı? S9 vardı. Onu da düşürdüm. Sonra o da ısınmaya başladı. Pili çabuk gitmeye başladı falan. Onlarda biraz kronik RAM sıkıntısı verebiliyor cihaz. Sperm olabilir. Şimdi tamamdır. Yeni bataryayı takacağız. Çok güzel. Ekran, flexi, şarj vardı. Bu da anten. Tamam.
Bakalım açıklayalım. Tamam. Açalım. Tamam. Çok güzel. Çok mutluyum şu an. Ya ben başka bir şarj cihazı almıştım. Onunla ilgisi. A kalitesi yapabilir. Ha, keşke onu getirseydim ya. Orijinalini getirdim ve onu unuttum getirmeyi. Belki... Ya orijinal kullanırsanız daha sağlıklı olursunuz. Ya orijinali bulamadım evde. Bir yere koymuşlar. Kablosuz şarj etmeyle sorun olmaz herhalde değil mi? Onda pek olmaz. Hmm. Watt olarak verdiği için gücü bir sıkıntı yaşamazsınız. Tamamdır. Evde çekmeceye kaldırmışlar. Ben de kayboldu diye gittim iki tane aldım. Hem iş yerine hem. Şifreye girebilir miyiz? Tamam. Okey'e basarsanız. Tamamdır. Kessem yapalım. Samsung A20S mikrofon değişimi. Sağ sola atmışsınız. Normalde kalkıyor ya. Hmm, evet. Şey var ya. Microsoft Launcher var da. Farklı biraz Android'in dışında. Orijinal yapışkanlarıyla yapıştırıyoruz bunu. Tamam, çok güzel. Biraz da ısıtayım. Yapışkanlar biraz kendisi alsın. Süper. Şuna bakabiliriz. Tabii ki. Evet, bayağı kötü kırıldı. Ya bu çatlaması sorun değildi. İşte bu batık pil olayı kötü oldu. Yaşamazsınız zaten. İnşallah yaşamayız. Çok olumlu yorumlar baktım. YouTube'da da izledim videolarınızı. Sağ ol, teşekkür ederim. Dedim bir videoda ben çekeyim deneyim videosu. Hangi kamera abi? Efendim? Getirirsin kontrol edelim. Şimdi lastikleyeceğiz. Lastik kısa olacak bir cihazı. Tamam. Bunu gösteriyorum. Şu an %30'larmış. Haa, iyi dolmuş bayağı ya. Ya şu rengi çok aradım aslında alırken ama iyi sizde de çıktı, ben bulamayız falan diye düşünüyordum. Zaten kesinlikle bulamazsınız. Doğru. Biz de Samsung'la irtibatta çalıştığımız için. Çünkü bu rengi bayağı aradım, aylarca aradım alırken. Orijinal kapağı bulamazsınız. Hmm, doğrudur. Bu sağlık olsun Samsung'da uzman. Haa, çok güzel. Evet. Tüm ekibi de burada almış olalım. Evet, Ensar Bey. Merhaba. Telefonunu halletti, sağ olsun. Evet, batarya ve arka panı değiştirdik. Cihazda hiçbir sıkıntı yok. Sağlıklı gayet bir şekilde güzel kullanabilirsiniz. Orijinal parçalar değil mi? Aynen öyle, orijinal parçalar. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. GSM iletişim olarak her zaman hizmetteyiz. Telefon tahmin ediyorum. Yani çok memnun kaldım. Telefonu bir eve götüreyim. İki gün sonra bir kapanış yaparım. Şu tamam anda şarj oluyor. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sen... Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, tekrar merhaba. Telefonumun son hali bu. Şimdi bataryayı doldurdum. Hem bunu sökeyim hem de tecrübelerimi sizinle paylaşayım. Yani işin aslı çok korkuyordum. Bir sorun çıkacak diye. Yani rengimi bulamayacaklar. İşte başka bir yerde mi bir sorun çıkacak? Telefonumu o gün alamayacak mıyım falan diye. Çünkü normalde öyledir ya, gidersin. İşte bugün git, yarın gel. Aa, işte parça gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Çok korkuyordum işin aslı. İlk defa böyle bir şey yaptırdım hayatımda. Şöyle. Rengi bulamayacaklar diye de çok korktum. Telefonla söyledim, problem değil, buluruz dediler. Çünkü ben bu rengi de çok aramıştım satın alırken. Yani tamamen orijinal parçalar, şöyle jelatinini sökelim. Zaten malzeme kalitesinden belli oluyor. Çok güzel. Süper. Şu anda yeni telefon almış gibiyim. Gayet güzel. Şöyle 6 ay garantisi var. Süper bir şey. Yani telefonunuzu tamir ediyorlar ve 6 ayda garanti veriyorlar. Bu da
efsane bir şey. Zaten çok yoğun çalışıyorlar. Sürekli birileri geliyor, birileri gidiyor. Bir sorun olsa tabii ki binlerce şikayet olurdu yani. Kesinlikle çok profesyoneller. Süper. Gidiyorsunuz oraya. Çok kolay bir şekilde hallediyorlar. Sorununuzu çözüyorlar. Zaten sürekli işte çay, su, soda ikramı var. Gerçekten güzel. Yani böyle bir yeri bulduğum için çok mutluyum. Deneyimlerimi de sizinle paylaşmak istedim. Siz de varsa probleminiz götürebilirsiniz. Gerçekten efsane oldu. Yani telefonumun şu anda çalışmayan hiçbir şeyi yok. Kafamda sürekli soru işaretler. İşte kablosuz şarjı çalışacak mı? O çalışacak mı? Bu çalışacak mı? Telefonumun her şeyi çalışıyor. Zaten dediğim gibi çok severek kullandığım bir modeldi. Batarya problemi de yok. Yani en azından bir 3 sene daha sorunsuz kullanacağım. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı zaten okuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.